Hoş geldiniz efendim. Ben Zeliha Saraç. Ekonomik görünümde değerli konuklarımızı ağırlayacağız. Biraz da pandemi sonrası para politikası, faizler, piyasalar, ağırlıklar, ekonomi neler olacak, neler olabilir değerlendireceğiz. Profesör Doktor Burak Arzova hocamız, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba Zeliha. Selamlar. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocama da merhaba diyeyim. Prüve Üniversitesi öğretim üyesi. Merhabalar Erhan hocam. Merhaba, teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim şimdi tabii biraz şu pandemi dönemi sonrası demeyeyim aslında. Çeşitli açıklamalar geliyor, yorumlar var vesaire ama öncelikle ben aslında şöyle bir şeyden başlamak istiyorum. Oradan sonra devam ederiz. NATO'nun genel sekreterine sorular soruldu. Bugün daha doğrusu görüşme yaptı Biden'la. İşte sonra konuşuruz onları ama Çin konuşulacak vesaire vesaire. Bir soru soruldu. En büyük sıkıntı ne olabilir, sorun ne olabilir diye. Şöyle bir cevabı var. Öngörülemez bir dünya. Şimdi NATO genel sekreterinin bile böyle bir açıklama yapıyor olması ki keza. Yine yapılan açıklamalarda şöyle bir bakıyoruz. Bir taraftan da Malpass'ın açıklaması var. Bu pandemi dönemi sonrası gelişmekte olan ülkelerin yoksulluk düzeyi inanılmaz. Boyutta alım gücü çok ciddi sıkıntıda ve gelir dağılımı adaletsizliğini biz pandemi öncesi konuşuyorduk ama ayyuka çıktı hikaye bu. Ve bu şekilde önemli isimlerin de açıklamalarını görüyoruz hocam. Öncelikle bir özetleyelim. Önümüzü göremiyoruz. Önümüz sisli puslu. Erhan hocam buyurun. Şöyle söyleyeyim, öyle doğru aslında. Biz pandemi öncesini düşünelim, nasıl geliyorduk? 3-4 tane çok temel sorun vardı aslında dünyanın biraz da yakından görmekten kaçtığı ya da üzerine gitmekten kaçtığı diyelim, geri plana attığı. Bir tanesi çok hızlı artan borçluluk, küresel borçluluk. 2008 krizinden sonra yükselen borçlar pandemi döneminde daha da hızlandı ama öncesinden gelen bir sorun var. Yani dünya geçen yıl itibarıyla yarattığı gelirin 3,5 katı, yani 80 trilyon dolar gelir yaratıyor. Bunun 3,5 katı 280 trilyon dolar bir borç stoğuyla karşı karşıya. Şimdi büyümenin evet bu yıl baz etkisiyle olacak, seneye belki olacak ama tam emin de değiliz. Pandeminin nasıl gideceğini bile tam bilemiyoruz. Büyümeyle ilgili risklerin olduğu bir dünyada bu borçların geri ödenmesiyle ilgili riskler her zaman vardır ve böyle bir ortamda bu daha da artabilir. Birincisi bu. Bu belirsizlik ve riski yaratan. İkincisi gelir dağılımı sorunu evet aslında uzun yıllardır tüm dünyada artan bir sorun. Pandemiyle daha da arttı. Gelir dağılımı sorunu demek sosyal siyasal anlamda risklerin artması demek. Tarihe baktığımızda işte büyük pandemiler, Fransa'da kolera salgını, Orta Çağ işte sonlarında veba salgını hep arkasından tarihte önemli sosyal siyasal gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Bu tür belirsizlikler var. Ya da iklim meselesi. Yani küresel ısınma fazlasıyla hissediyoruz, yaşıyoruz şu anda da. İklimle ilgili çok acil bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Hatta paradoksal bir durum var. Mesela pandemi büyüme sorunu yarattı. Bizim gelir dağılımı ve borç sorunlarıyla karşılaşmamamız için hızlı büyümemiz gerekiyor. Çünkü işte ki gelir artsın da gelir dağılımı sorunu biraz öne çıkmasın. Gelir artsın da iş yerleri, haneler gelir elde etsin, borçlarını ödeyebilsin diye. Ama bir taraftan da iklim değişikliğiyle mücadelede yavaşlamamız gerekiyor. Fosil yakıt tüketimini azaltmamız gerekiyor ki dünya daha olumsuz gitmesini geçen sene gördük. Mecburen 2-3 ay dünya bir durunca böyle iklimle ilgili çok ciddi pozitif gelişmeler de yaşandı ama kısa sürdü. Özetle dünya hatta bu yıl Davos zirvesinde de dile getiriliyordu. The Great Reset. Yani büyük sıfırlama gibi bir kavram konuşuyoruz. Yani böyle gelmiş böyle gitmeyecek. O zaman dünya bir şeylerin değişeceği bir dünya ama nasıl değişeceğini bilmiyoruz. O resetlemenin hangi aşamasındayız bilmiyoruz. Mesela borçlar resetlenecek büyük bir ihtimalle.
bayağı bir ciddi yapılandırmalar gelecek. Bizim yeni üretim sistemlerimiz yeni yeşil düzene daha fazla uygun olmak durumunda kalacak. Eskisi gibi yoğun fosil yakıtlara dayalı bir üretim sistemi sürdürülebilir olmaktan çıkıyor görünüyor. Ya da işte bu işte biraz önce bahsettiğimiz konular, gelir dağılımı meselesi. Dünyada bu sosyal siyasal sorunu engellemek için burada gelir dağılımının olumsuzluklarını azaltmak için doğrudan bazı politikalar uygulamak gerekecek. Belki gelir desteği, vergiler vesaire bir kısmı devreye giriyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu sorunların bir kısmını ağırlaştıran, bir kısmını bizle getiren bir dünyadayız. Şu anda en acil sorunumuz pandemi olduğu için bir an önce onu atlatmak istiyoruz. Çok da doğal. İnşallah da en kısa zamanda atlatırız ama zaman alacak gibi görünüyor. Arkasında hani tünelin ucunda ışığı gördük pandemiden sonra belki ama yeni tüneller var görünüyor maalesef dünya için. Bence kastedilen bu. Pozitif, bu söylediklerim biraz negatif. Pozitif taraftan bakmak gerekirse dünya bu sorunların daha fazla farkına vardı. Kafa yormaya başladı. Ne yapalım, ne edelim? Yani zaman alacak ama kafa yormak çözüme de doğru gitmek anlamına gelir. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl ama bilemem. Bir süre sonra bu sorunların bir kısmının çözüm yolları bulundukça da biraz daha pozitif bir döneme geçeriz. Ama arada zorlu, belirsiz, inişli çıkışlı, volatil bir dönem bizi bekliyor gibi görünüyor. Deyip ben burada bir durayım. Burak Hocam, şimdi pandemi Buyurun. Sonrası finansal piyasalar, ekonomik görünüm bunlar merak ediliyor. Hocam da bahsetti işte yaşayacağız, göreceğiz. Bu büyük sıfırlamadan kasıt ne bilmiyoruz. Öyle bakıyoruz önümüze. Hiç kimse öngöremiyor. Sizin yorumunuz nedir hocam acaba? Sonra biraz daha enflasyon meselesine girmek isterim piyasa etkisine. Aslında yorumlarım Erhan Hoca'dan çok farklı değil. Sonuç itibariyle çok uzun zamandan beri aynı şeyleri konuşuyoruz. Dünyada pandemi başta nasıl müdahale edileceği bilinmeyen bir sürece taşıdı bütün dünya ülkelerini. İşte Amerika gibi çok gelişmiş olarak gördüğümüz bir ülke bile sağlık alanında çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ama çok çabuk atlattı, yaşananlardan ders aldı, hızlı aşılamaya geçti. Ve bugün artık Amerika'da özellikle yetişkinlere baktığımızda %63'lere varan oranda ilk aşısını olmuş bir toplumla ve toplam aşılarını, ikinci aşılarını olanların sayısı da oran olarak baktığımızda %55'lerin üzerindeki bir ülkeyle karşı karşıyayız. Onların açıklamalarına göre Eylül ayında her şey normale dönecek Amerika'da. İşte okullar açılacak vesaire. Hatta öğrencilere bile aşılar yapılacak. Sadece onlar değil, İngiltere keza aynı şekilde. İşte Avrupa Birliği ülkeleri hemen hemen bizle aynı seviyelerdeyken aşılama konusunda aşıyı temin ettikten sonra onlar da hızlı bir şekilde aşılamaya geçtiler. İşte dün itibariyle Amerika'da, Almanya'da yaşlara göre öncelik sırası ortadan kaldırıldı ve herkes aşı olabileceği noktaya taşındı. Tabii burada bütün nokta aşılanmayla alakalı. Yani aşılanmayı becerebilen, aşıyı yapabilen ülkeler bu süreçten çok çabuk çıkabiliyorlar ve daha farklı bir iklime kendilerini taşıyorlar. Ama hiç unutmamak gerekiyor ki dünyada daha hala aşıya ulaşamamış onlarca ülke var ve bugün büyük Amerikan finansal kuruluşları da bu ülkelere aşının ulaştırılması konusunda çeşitli fonlar üzerinden yardımlar toplayarak aşıyı bu ülkelere temin etme yoluna da gidiyorlar. Neden? Çünkü sadece bir ülkenin ya da iki ülkenin bu pandemi sürecinden çıkması her şeyin sonu değil. Sonuçta dünya bir global köy haline dönüşmüş durumda. Ve insanlar ticaret ve bunun haricinde seyahatler sonucunda karşılıklı etkileşime girince tekrardan aynı sürece taşınabilirler. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü pandemi bitmiştir demeden dünyada pandeminin bitmeyeceği gerçeğinden hareket ederek ülkeler kendilerini buna göre hazırlamaya çalışıyorlar. Bu işin sağlık boyutu. Tabii diğer taraftan ekonomi ve finansal bilinmezlik de bir arada geldi. Ülkeler hiç hesapta olmayan bir şekilde pandemiyle mücadele etmek konusuna girdiler. Gayri safi yurt içi hasılanın büyük bölümünü pandemiyle mücadeleye ayırdılar. Bütçelerini buna göre düzenlediler. Her ülke değil tabii. Yani bunu yapan çok az sayıda ülke oldu. Ve bunlar iki şeyi amaçladılar. Bir tanesi çok net şirketleri ayakta tutabilmek ki bundan çok büyük etki yara alan şirketler vardı. Özellikle hizmetler sektöründe çok büyük zararlar açıklandı. İşten çıkarmalar
çok yoğun şekilde gerçekleşti. İkincisi de az önce senin söylediğin gibi gelir eşitsizliğini, gelir adaletsizliğini özellikle bu pandemi döneminde çok daha artacağını öngördükleri için dezavantajlı gruplar olarak gözüken, ki bunlar işte Amerika özelinde baktığında renkli Amerikalılar diyorlar. İşte hem Hispanikler hem Siyah Amerikalılar hem de kadınlar ve çocuklar, bunlara yönelik olarak destekler vererek, işte haftalık ücret destekleri hem eyaletler bazında hem merkezi hükümet bazında hem de aynı zamanda çeşitli şekillerde ailelere doğrudan destekler vererek bu süreci ayakta tutmaya çalıştılar. Keza Avrupa ülkeleri de benzer şey yaptı. Bunu yapamayan ülkeler oldu, bunu yapmamayı tercih eden ülkeler vardı ve neticede ülkeler bu yönde ayrıştılar. Şimdi geldiğimiz nokta gene bir belirsizlik. Tabii burada enflasyon olgusuna vurgu yapmak istersek, sonuçta PMI rakamları gösteriyor ki özellikle pandemi sonrası dönem çok yoğun bir şekilde hızlı geçecek olan bir dönem. Hem imalat yönünden hem yani işin PMI, sanayi PMI'ye baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Diğer taraftan hizmetler PMI'ye baktığımız zaman da benzer şeyleri görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bir yandan da artık insanlar açılmayla beraber toplumsal hayatın içerisine tekrar geri döndüklerinde harcamalar artacak. Ertelenmiş talep tekrardan ortaya çıkacak ve bu süreç zarfında yoğun bir şekilde mal ve hizmetlere talepler olacak. İşin bu tarafında bir enflasyon olgusu geliyor. Diğer taraftan baktığımızda işte küresel ölçekte gıda fiyatlarındaki artış FAO rakamlarına göre 14 ay üst üste fiyatların arttığı, hem de öyle böyle değil, çok yüksek fiyatların geldiği aylara geldik. Küresel ölçekte dünyada gıda fiyatları da artıyor. Ve üçüncü bir nokta, emtia fiyatları, işte petrol özelinde ya da sanayi metalleri özelinde baktığımızda burada da fiyat artışları var. Demek ki bir enflasyonist süreç bizi çok yakında bekliyor. O nedenle bundan kaçınmak zor. Sorun burada şu, ya da soru diyelim, sorun değil de soru. Acaba bu enflasyon kalıcı mı olacak, yoksa bu enflasyon acaba Fed'in öngördüğü gibi geçici olacak? Yani bir müddet yüksek enflasyon olacak, sonra her şey tekrardan normale dönecek ve enflasyonda o kalıcı etkiyi göremeyecek miyiz? Buna çok farklı açılardan yaklaşanlar var ama netice itibariyle enflasyonu göreceğiz. Tabii enflasyonu düşük olan ülkeler için ayrı bir dert, ama bizim gibi enflasyonu zaten yüksek olan ülkeler için bir de dışarıdan gelecek enflasyon baskısı çok daha ayrı bir dert. Tabii enflasyon olduktan sonra arkasından bir de faiz arttırımlarına girilen bir süreci göreceğiz. Onun için biraz daha önümüz belirsiz. Onun için dünya çapında baktığımızda, çok uzatmamak için şunu da söyleyeyim. Hem emtia fiyatlarının fiyatlamaları çok bana normal gelmiyor, hem diğer taraftan baktığımızda emtia yerine geçtiğini düşündüğümüz bazı kripto varlıklar da bugünlerde çok düştü. Onların fiyatlamaları da çok garip noktalara geldi. Hem hisse senetleri fiyatları da bazı hisse senetleri özelinde ve sektörler özelinde çok acayip rakamlara ulaşmış durumda. Onun için bu her şeyin daha normale dönmesi belki, evet, 2023'ün ikinci çeyreğine bizi taşıyacak. Onun için belirsizlik çok fazla. Şimdi iki tane görüş var. Bir tartışalım. Bir, Deutsche Bank diyor ki yükselen enflasyon küresel saatli bomba diyor. Bazı argümanları da var. Fed tarafı da ve Wall Street'tekiler de geçici olduğunu ifade ediyor. Mesela Goldman Sachs'ın bir söylemi var. O da geçici, 2022'nin sonuna doğru düşen enflasyonla karşı karşıya kalırız, sıkıntı yok diyor. Ama Deutsche Bank'ın uyarısı şu: Fed ne kadar fazla gecikirse tapping yapmakta, önümüzdeki süreç içinde diyor, resesyonu tetikleyebilir ve hazırlıksız dünya yakalanabilir. Ve Deutsche yine diyor ki ortalama enflasyon %7 olabilir, çift hanelere de çıkabilir. Bu da geçtiğimizde bu dünya savaşı sonrasında biliyorsunuz Almanya çok ciddi bir enflasyon yaşamıştı. Ona 1970'lere benzer bir deneyim olabilir. Dolayısıyla yüksek enflasyon büyük sıkıntı diyor. Wall Street ve Fed buna katılmıyor. Hatta bu Fed başkanı 1970'lerde Volcker, o zamanlar çok ciddi faiz artışına gidip resesyonu ve durgunluğu tetiklemişti ifadesine yer verilmiş. Deutsche Bank ekibi bu senaryonun gerçekleşebileceğini söylüyor. Ama Fed veya işte bugünkü Goldman Sachs açıklamalarında hayır, geçici süre, sonrasında düşecek diyor. Buyurun iki görüş.
hangisine yatkınız acaba biz? Çünkü kafalar net değil, belli. Buyurun Erhan Hocam. Teşekkürler tekrar. Güzel oldu böyle sabahları bir ara tek tek yayın yapıyorduk. Şimdi Burak Hoca üçümüz böyle bir sohbet imkanı oldu. Güzel oldu, evet. Biz de merak ettiğimiz soruları soruyoruz bu arada. Evet, şimdi şöyle düşünüyorum ben. Aslında iki görüşün de belki arası piyasaların ve aslında Fed'in beklediğinden daha yüksek ve görece daha uzun bir enflasyon olabileceğini ama ben de kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Nedenleri konusunda kendi görüşümü kısaca özetlemeye çalışayım. Şimdi Burak Hocam da bahsetti aslında. Bir tanesi şu, çok ciddi bir talep enflasyonu geliyor gibi gözüküyor Amerika'da. İşte hayat normalleşmeye başlıyor. 6000 civarına inmişti bir iki gün önce Amerika'daki günlük vaka sayıları. Bundan 5-6 önce 300 binlerdeydi. Yani çok ciddi bir iniş oldu zaten görüyoruz. İşte spor müsabakaları, bir takım işte performanslar, yeme içme, seyahatler bunlar hızlanmaya başlıyor. Talep yönünde bir sürede olsa bir ötelenen talebin devreye girdiği bir şok etkisi olacak. Bu bir enflasyonist etki yaratmaya dair bir. İki, baz etkisi var. Yani geçen yıl işte uçak bileti, otel fiyatı ve düşerken şimdi hızla artıyor. O bazla sıçrayacak fiyatlar var. Stoklar eriyor birçok sektörde. 1970'lerden bu yana en düşük stokla çalıştığına dair veriler var birçok sektörün. Stoğu azalan bir işletme bunu çok daha rahat fiyata yansıtır. Talebi de görmeye başlayınca gibi. Bir başka unsur aslında Amerikalıların belki çok iyi bilmediği ama yeni yeni daha çok tanışabileceği bizim çok iyi bildiğimiz bir şey. Gıda, işlenmemiş gıdadan gelen enflasyon etkisi, yani meyve sebze fiyatları. Bu iklim meselesi özellikle Kaliforniya'daki kuraklık çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Tarımsal ekili alanların azalmaya başladığı, çiftçinin ekemediği su sorunu nedeniyle söyleniyor. Amerika'daki sebzelerin üçte biri, meyvelerin üçte ikisi Kaliforniya'dan geliyor deniyor. Aşağı yukarı doğrudur herhalde bildiğimiz o bölgeler bunların olduğu yerler. Dolayısıyla buradaki arz sorunları fiyatlara baskı yapabilir. Ve bu da aslında hesapta şu anda olmayan ilave bir unsur olabilir. Bir başka unsur, Amerika'da konut fiyatları son bir yılda %20 arttı. İlk ev alanlar, yani bu fiyattan ev alınır mı falan diye sorgulamaya başlayan ya da bütçesi yetmeyenler mortgage'a girmek yerine kiralamayı tercih etmiş gibi görünüyor. Kiralar tüfeğe girer ve kiralarda da hızlı artışlar var. Yani toparlamak gerekirse örnekler artar. Bir örnek daha vermek istiyorum. Ücretler artmaya başlıyor Amerika'da. Bu istihdam rakamlarına yansımıyor ama saatlik ücretler, sektörel ücretlerde ciddi artış var. İstihdama yansımamasının nedeni de bir örnek vermek gerekirse Amerika'da şu anda devletin işsizlere haftalık $330 desteği var. 50'ye yakın eyalet $300 ilave destek veriyor. Yani bir Amerikalı işsiz ortalama $630 destek alıyor haftalık. Bu aylık $2,700. İşte bizim asgari ücretin TL karşılığı TL 2700'dir herhalde. Yıllık $32,000 anlamına geliyor. Şu anda işsiz birinin eline geçen para. Bunun yarısı kadar asgari ücret var Amerika'da, yaklaşık $16,000-$17,000. Yani Amerikalıların çalışmak istememeyi tercih etmesi bu aralar, iş aramaması çok anlaşılır. Çünkü çalışmayarak kazandığı, çalışarak kazancından daha fazla. Ama bu destekler Eylül gibi yarı yarıya inecek bir. İki, işte okullar açılacak, aileler artık çocuklarını okula yollayacak, yavaş yavaş hani işte gelir, hem ücretler yükselecek, çalışarak para kazanmanın artısı artacak, kalıcı olması için bunu tercih edecek falan. Yani bu istihdam verilerine de yansıyacak. Ücretlere dönüp dolaşıp daha fazla yansıyacak. Bir enflasyon geliyor gözüküyor. Bu çok kısa sürede kalkmayabilir. Emtia fiyatları, bir şunu da eklemek istiyorum. Bakın petrol gibi, doğalgaz gibi fiyatlar
önümüzdeki dönemde daha fazla artma eğilimine girebilir. Bu iklimle mücadelede ekonomi politikalarını yapabileceği en önemli şey fosil yakıtları pahalılandırmak, pahalılaştırmak. Yani talebini düşürmek için. Vergi koyarsınız, fiyatını arttırırsınız. Üretimi azaltmaya zorladıkça birçok yönden, yani burada işte Shell'e Hollanda'da bir dava açıldı, kazanıldı. Yani yeni rafine tesisleri kurmak falan zorlaşıyor gibi. Evet. Toplumları şöyle bitireyim, yenilenebilir enerjiye döndürmek için daha fazla bunlara baskı gelir. Bu da bir enflasyonist etki yaratabilir. Özetle daha yüksek ve görece daha uzun bir enflasyon olabilir ama bunlar bir şekilde azalacak. İnsanlar işe başlayacak, işte ücretler normalleşecek, talep azalacak falan ve teknolojik gelişmeler birim maliyetleri düşürerek enflasyonu da düşürme etkisini tekrar gösterecek. Yani sonuçta Deutsche Bank mı, FED mi? İkisi de değil. Ortası. Yani şu ikisi de, yani ben FED'in de şöyle bitireyim cümlemi. FED'in gördüğü kadar geçici olmayacağını, bazı FED kurulu üyelerinin bunu gördüğünü düşünüyorum. O yüzden de FED haftaya sinyalini verecek bence. Tahvil alını azaltma yönünde. FED de bence korkuyu hissetmeye başladı. Tahvil alımlarını azaltmaya başlayacaklar. Ağustos, Eylül gibi bunun sinyalini verecekler. 6-7 ayda da bu işi bitirecekler. Peki. Tahvil alımını diye düşünüyorum. Sonra da faiz arttırmak. Gelecek onu, yıl bu zaman. Onu konuşuruz. Bir de şimdi hemen Burak Hoca'ya dönmeden önce şunu da sormak istiyorum konuşurken. Şimdi bu 1970'ler dedik, işte enflasyon dedik. Sonrası resesyon dedik ama stagflasyon tehlikesi de çok ciddi mi acaba diye koca bir soru işareti atıyorum ben. Bir de hemen Burak hocama dönüyorum. Burak hocam, Deutsche Bank'ın baş ekonomisti söylüyor. Volkus Landau demiş zaten. Diyor ki ikinci çeyrekte Amerikan ekonomisinin %10 kadar büyümesi yine bekliyoruz. Artı 500 bin yeni istihdam da gelebilir. Böyle olmasına rağmen hala 5 trilyon dolarlık paketten bahsediyorlar diyor. Bayağı kızmış yani Deutsche Bank benim anladığım kadarıyla. Ve bu yüzden enflasyon geçen seferkilerden farklı demiş. Çünkü hiç olmadığı kadar koordineli ve genişleyici maliye politikalarını görüyoruz demiş. Deutsche biraz kızgın gibi anladım ben. FED tarafına Burak hocam. Buyurun. Tabii yani ikisi de çok değerli kurumlar. Bu kurumların yapmış olduğu, yayınladığı raporları biz de veya görüşleri çok yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ama burada sadece belki o kurumlar üzerinden değil, birazcık belki Avrupa kuruluşları üzerinden de bakmakta fayda olabilir. Mesela Bank of England'ın daha önce yayınlamış olduğu bir raporda özellikle pandemi dönemi sonrasındaki talebin çok yoğun olmayabileceğini, aslında yoğun bir talep olacak, burada yanlış anlaşılmasın ama beklentilerin ötesinde tam anlamıyla işte talebin talep enflasyonunu hepten körükleyebilecek bir taleple karşılaşılamayabileceğini de öngörmüşler ki ben buna çok katılıyorum. Çünkü pandeminin birinci döneminde özellikle geçen yıl hatırlayalım, yaz aylarına gelindiğinde insanlar sanki pandemi bitmiş gibi tekrardan yoğun şekilde harcamaya ve gezinmeye başlamışlardı. Ama arkasından tekrar hastalık ve pandemi diyelim birçok ülkede ortaya çıkınca bu sefer insanlar tekrardan eve kapandılar. Şimdi bu tabii ki bir korkuyu da beraberinde getirdi ve bu korku İster istemez insanları tasarrufa yönlendiriyor. Şimdi burada belki de birçok hesaba katılmayan unsur, acaba bu ortaya çıkan gelirin ya da insanların elde ettikleri gelirin ne kadarlık kısmının harcamaya döneceği, ne kadarlık kısmının tasarrufta kalacağı yönünde. Çünkü gene 2008 krizinden sonra da hatırlayalım, tam anlamıyla eskisi gibi bir harcamaya veya harcama çılgınlığına tam anlamıyla dönülmemişti. Bir kısım harcamadan imtina eden grup olmuştu. Keza gene pandemi sonrasında bir kısım insan veya bir grup insan birçok ülkede tasarruf eğiliminde olabilir. Bu bir kısıt gibi gözüküyor. Bu tabii aslında enflasyonun özellikle talep enflasyonu yönüyle çok da beklendiği ölçüde olmayabileceğine ilişkin bir görüş. Ama diğer taraftan ben özellikle demin Erhan Hoca bahsetti ama emtia fiyatlarını FAO üzerinden takip ettiğimde az önce de söylemiştim, 14 aydır peş peşe artan fiyatlar, bu dünya genelinde artan fiyatlar ve bunun ister istemez ülke ekonomilerine olumsuz yansıyacağını göreceğiz. Amerika özelinde fiyatlar çoktan artmaya başladı.
Özellikle marketlerde çok yoğun bir şekilde geçmiş dönemle kıyasla, geçmiş dönem dediğimde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yoğun bir şekilde fiyatların arttığını, işte bazı mal gruplarında özellikle petrol türevlerinde çok yoğun şekilde fiyat artışları olduğunu, hatta %20'ye varan fiyat artışları olduğunu gördük. İşin bir de maliyet yönüyle baktığımızda buradan da ciddi bir enflasyon yüküyle karşı karşıyalar. Bir de tabii arz enflasyonu konusu da gündeme gelebilir. Her ne kadar Çin ve periferi ülkeler hala dünyanın üretim merkezi olarak yer alıyor olsalar da yavaş yavaş Avrupalı ülkelerin Çin'den çıkmaya başladıklarını görüyoruz. Mesela çip konusu çok büyük problem. Özellikle otomobil imalatını çok yakından ilgilendiriyor. Daha bugün bir haber geldi. Hocam sesiniz gelmiyor. Şimdi tekrar bir seslenir misiniz hocam? Bir sesiniz gitti. Siemens'in Almanya'da 1 milyar euro civarında bir maliyetle bir fabrika kurarak bu çiplerin Almanya'da üretimi konusunu ele alacağı söylendi. Dolayısıyla dünya aslında buna bir yönüyle hazırlıklı. Ben de çok uzun bir zaman belki de enflasyonla karşı karşıya kalınabileceğini ama bununla bir şekilde mücadele edilebileceğini düşünüyorum. Peki hocam, Deutsche Bank'a biraz yakınsınız anladığım kadarıyla yorumlarda. Arada bir de şey gelirse peki bu düşük büyüme? Şimdi tabii düşük büyüme bence gelmeyecek. Yani bu düşük büyüme ihtimalini çok bu işin dahilinde görmüyorum. Çünkü Amerika'nın tahmin edilen büyümeleri çok yüksek rakamlarda. İşte PMI'lara baktığımızda da bu görüşlerimize teyit ediyor. Yani zaten böyle sıkıntılı dönemlerin sonrasında çok ciddi bir şekilde büyüme gelebilir. Yok, 2023 mesela şu faiz konusunda, daha doğrusu özür dilerim, enflasyon konusunda eğer tahminlerinden daha uzun süre gelen bir enflasyon olursa, Deutsche Bank'ın ifade ettiği gibi yeni bir saatli bomba enflasyon diyor ya, o 2023'e doğru büyümelerde enflasyona zarar biraz daha nasıl diyeyim, geri çekilme, daralma, küçülme olabilir mi diye sordum bunu. Yani öyle belirsiz ki Burak hocam. Yani şöyle ifade edeyim. Yani tabii ki bu büyümelerle belki önümüzdeki yıllarda karşılaşmayabiliriz. Çünkü bu bir zıplama gibi düşünülen bir büyüme. Ama Fed'in daha evvelki yapmış olduğu toplantılarda açıklamış olduğu öngörüler bu büyümeye yönelik bir endişeyi en azından Amerika için ortaya koymuyor. Ben hep şunu düşünüyorum. Yani Amerika ve Avrupa büyüyorsa dünyanın geri kalanı da büyüyor. Nitekim böyle çok bir anda daralabilecek bir ekonomik yapı içerisine bizi taşıyabilecek bir durum şu an için söz konusu değil. Ama tabii dünyanın gelişiminde ne olur bilemem. Belki Allah korusun başka bir pandemi ortaya çıkabilir ya da başka bir riskle karşı karşıya kalınabilir. Ama sanki bu büyüme, evet, %10'lar civarında ikinci çeyrek büyümesi veya üçüncü çeyrek neyse Amerika için öngörülüyorsa bunun biraz altında kalınabilir ama bir daralma ya da durgunluk ekonomisine tekrardan Amerika'nın ve dünyanın girebileceğini en azından yakın zaman içerisinde, ki bu 3-4 yıllık dönem kapsayacak süre, evet, bunun için bir şey görmüyorum açıkçası. Pekala, para politikası peki her şeyin ilacı mı değil mi konusu var. Bir de onu soracağım. Önümüzdeki süreçte finansal varlıklara da biraz değinelim bence. Mesela bu kripto paralar. Öncelikle para politikası her şeyin ilacı mı sorusunu biz kaç senedir soruyoruz? 20 sene oldu mu? Geçti herhalde. Evet, buyurun Erhan Hocam. Merkez bankaları kurulduğundan beri soruluyordur herhalde. 200 senedir soruluyor olabilir. Son dönemde bir de merkez bankaları ne yapacak bu süreçte? Evet, buyurun. Doğru. Ya şöyle düşünüyorum, yani elbette biliyoruz, yani para politikası önemli bir destek verir, sorunları çözmekte, daha çok böyle bir vitamin gibi, daha çok ayakta tutmaya yarayan bir özelliği vardır. En temel amacı aslında fiyat istikrarıdır, düşük enflasyondur. Zaten bunu başardığı zaman bir ülke daha iyi olabilmek için bir zemin de yakalar. Yani para politikası daha iyi olabilmek için doğru zemini yaratmak, sıkıntılı dönemlerde de bu sıkıntının
boyutunu azaltmak için devreye girer. Ama daha iyi olabilmek için başka şeyler yapmak gerekiyor. Sorunları varsa da çözmek için, yani semptomları gideren para politikasına değil, asıl nedenlere yönelmek gerekiyor. Bu anlamda yapısal bir sorun anlamına geliyor bu da. Yani mevcut yapıyı değiştirmek gerekiyor. Orada da yayın başında vurguladığım noktaya gelmek istiyorum. Hani dünya bir resetlemeden, bir sıfırlamadan söz ediyorsa odur aslında. Ha tam nedir o, onu tartışılacaktır. Yani herkes için aynı şey değil. Şu borç meselesini nasıl çözmeliyiz? Çok ciddi bir yapılandırmayla mı? Yoksa hani zombi firmaları ya da bu ortamda aslında rekabet edemeyen firmaları da artık onlara da bir bay bay diyerek, elveda diyerek bırakarak mı gibi. Ya da gelir dağılımı sorunu nasıl çözülecek? Burada gelir desteği mi sağlanacak, vergi mi kullanılacak vesaire. Bütün bu soruların cevabı aslında yapıyla ilgili meseleler. Biraz çok özür dilerim, lafınızı kestim ama biraz öne ayak sesleri geliyor mu bu kurumsal verginin %15 taban kabul edilmesi acaba mı? Bir de gelir dağılımının adaletsizliğini 20 senedir konuşuyoruz herhalde. Evet, daha fazladır. Evet. Yani hayır, o kadar çok konuşuyoruz ki kaç defa Erhan Hocam, Burak Hocam nasıl olacak, nasıl olacak? Ücretleri arttıracaksın, insanlara refah düzeyini çıkartacaksın. Harcamaya teşvik etmek de olmuyor, tasarrufa teşvik edeceksin. Filan filan, yani hani iktisatta gördüğümüz klasik şeyler vardır. Ya ben sizlerden aldık derslerimizi. O yüzden bence, ben evet, yani araya girdim ama kusura bakmayın. Buyurun, buyurun. Ben eğer şöyle bir politika izlenebilirse belki daha doğru olabilir. Hep biz ülkelerin borçlarının kesilmesi, yani o kat her katı konuştuk. Ama burada benim daha doğru olarak gördüğüm, özellikle dezavantajlı gruplar olarak gördüğümüz toplumun ki bu yapı çok bozuldu son dönemlerde. Yani zengin ve fakir arasında orta direk olarak adlandırılan bölüm pek çok ülkede yok. Burada esas borçlu olan ve hükümetlerin sürekli olarak borçlandırarak büyümeyi sağlamış oldukları toplumun geniş kesimlerinin belki tek seferliğe mahsus olarak tüm borçlarının silinmesi ya da burada ciddi indirimlere gidilmesi tekrardan bir ekonomik hareketlenme için doğru olabilir ve gelir adaletsizliği belki bu anlamda önlenebilir. Yoksa zenginin üst zengin gruba daha fazla vergi vererek ve bunu hakça ve adaletçe dağıtmadığınız sürece veya yatırım tercihlerini orta ve düşük gelir grubuna yöneltmediğiniz sürece bu gelir adaletsizliğini dünyanın hiçbir ülkesinde önleme veya ortadan kaldırma imkanınız yok diye düşünüyorum. Erhan Hocam. Aynı soru değil mi? Evet, tabii ki. Yani şöyle, elbette yani ben de tek bir çözümü olmadığını düşünüyorum. Vergi bunun önemli araçlarından birisi olabilir. O yüzden de çok iyi tartışılması gerekiyor. Bu anlamda çok fazla yüksek vergilerin, yani girişimcilere, onların motivasyonunu azaltarak hani birçok anlamda gelişmeyi, verimliliği, inovasyonu engelleme riskleri de var. Ama makul bir verginin gerekli olduğunu ve bunun işte kurumlar vergisi olabilir, diğer vergiler olabilir. Bu anlamda gelir dağılımı sorunu çözmeye bir araç olabileceğini düşünüyorum. Ama çok hassas bir konu. Onu, evet. O yüzden çok dikkatli uygulamak gerekiyor. Diğer taraftan negatif vergi dediğimiz, yani düşük gelir gruplarına değil vergi almak, onlara gelir desteği yapmak gibi, transfer harcamaları ile desteklemek gibi önlemler de düşünülebilir. Yani evet. O anlamda bir alternatif de bu olabilir. Ya da doğrudan temel gelir dediğimiz bir vatandaşlık geliri gibi yine düşük gelir gruplarını gözeterek yapılacak destekler olabilir. Ama burada çok hassas bir konu var. Evet. Çok iyi veri setine sahip olmak gerekiyor. Yani suistimale açık, aynen, yanlış kaynakları yönlendirme riski de var. Konu uzun, dünya bunu tartışıyor. İnşallah bir çözüm bulacak diye düşünüyorum. Biz de tartışıyoruz hocam, vallahi. Evet. Araya evet, gideceğim doğru. Ama acaba diyorum, siz konuşurken aklıma geldi. Şimdi hani yeşil ekonomi, yeşil tabir falan diyoruz. Bu Marmara'da da müsilaj sorununu konuşuyoruz. Bu vergi hikayesinde aklıma şey geldi tabii. Yeşil üretim yapmayan, bunlara uymayanlara ciddi yüksek vergi, %50 belki.
Ama bunları uyanlardan daha düşük vergi. Hem yeşil ekonomiye teşvik hem de vergilerin kazanılması. Ne bileyim, aklıma öyle bir şey geldi şimdi durduk yerde. Ama bu da bir yöntem olur mu acaba? Bilmiyorum. Bir yöntem olur mu? Son onu sorayım size. Burak hocam. Ben yani bırak yeşil ekonomi ve yeşil şeyi tahvil falan, oraya gelene kadar en azından bu bizim büyük önemli doğal kaynaklarımızı kirleten firmaların en azından çevre koşullarına uyması için gerekli standartlar var. Ve bu standartların uygulanması ve uymayan şirketlerin cezalandırılması bile birçok şeyi önlemeye yeter. Ve tabii bu arada Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması konusundaki konusu da gündeme gelebilir. Özellikle madem ki iklim değişikliği ve çevre konuşuyoruz. O zaman Amerika'nın bile dönmüş olduğu Paris İklim Anlaşması sonrasında artık burada üzerimize ülkece düşen görevleri yapmak konusunda daha hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani daha biz o yeşil ve yeşil üretim yapan şirketlere gidip de onlardan belirli bir indirim sağlayana kadar yapmamız gereken çok iş var. Yani daha gözlerimize baka baka denize atıklarını boşaltan şirketler ve bundan hiçbir şekilde gocunmayan şirketler var. Buna yönelik önlem alınması gerektiğini inanıyorum en başta. Erhan Hocam, son söz alayım, araya gideyim. Çok kesinlikle katılıyorum. Yani sorunların çözümüyle uğraşırken nedenlerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani yıllardır bu nasıl oldu, niye buna izin verdik? Şu anda görmediğimiz başka yerler, göllerimiz, dağlarımız aynı şekilde gidiyor mu? Yani bir an önce buna yol açan nedenleri önlemeye yönelik politikalar oluşturmamız gerekiyor. Yoksa nasıl temizleriz falan ikinci önemde diye düşünüyorum. Elbette önemli ama Paris İklim Anlaşması konusunda görüşüne kesinlikle katılıyorum. Yani acilen bu dünyanın bu düzenine uymamız gerekiyor diye de düşünüyorum. Hocam şimdi ben de araya gideceğim. Dün Şeref Oğuz Hocam bu temizlemenin maliyetinin takribi 30-35 milyar dolar civarında olabilme ihtimalinden de bahsetmişti. Dolar ya da TL'dir, onu tam o kafamda neydi hatırlamaya çalışayım ama yüksek bir rakam. Dolayısıyla temizlemek de büyük iş. Yani dediğiniz gibi bir araya gidelim. Aradan sonra şu kripto para meselesini de soruyorlar. Onu da size sormak isterim aradan sonra. Profesör Erhan Aslanoğlu ve Burak Arzava hocamla devam ediyoruz. Şimdi Burak hocam, Jack Dorsey CEO'su Twitter'ın 5 milyon dolarlık bir yatırım yapacağım diyor. Bu Square var, ödeme sistem şirketi. Güneş enerjisiyle Bitcoin madenciliği meselesi. Böyle bir haber. Bir de El Salvador'da da hani resmi olarak bizim para birimimiz olabilir falan diye konuşmalar, görüşmeler vardı. Sorum şu: geleceğin ödeme aracı olabilir mi coinler? Son dönemde Rusya dolarda ilgili biraz çekinceleri var. Bunu çok kibarca çekinceleri var dedim bu arada. Çin tarafı başka bakıyor. Buyurun hocam. Yani ödeme aracı olabilir mi tabii bilemiyorum. Çok geniş kapsamlı kabul görmesi gerekiyor. Belki gidişata göre olabilir ama bir varlık sınıfı olarak yer aldığı kesin. Genel olarak bankalar ve ülke ekonomileri Bitcoin'i bir varlık sınıfı olarak sınıflandırmak istiyorlar. Ödeme aracından ziyade. Bunun birçok farklı etkisi var. Sebebi var daha doğrusu. Bir tanesi tabii ki dünya üzerinde dolar ve dolar ödeme sisteminin gücü. Bunun tabii ki kendilerince haklı bir sebeple sarsılmasını istemiyor olabilirler. Ama diğer taraftan Çin ve Çin'e benzeyen başka ülkelerin de Bitcoin ve diğer özellikle altcoin'leri birer ödeme aracı olmaktan çıkarması, yasaklaması, hatta çok sıkı takip ediyor olması da önündeki büyük bir engel olarak gözüküyor. Ben düzenleme gelmesinin her zaman doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. Düzenlemeyle beraber daha net bir değer bulabilir kendine ve daha da güçlenerek çıkabilir. Çünkü geleceğe yönelik olarak artık hiç şüphe yok ki bir varlık olarak gözüküyor. Birçok özellikle Amerikan bankaları da, özellikle yatırım bankaları da Bitcoin'i bir varlık sınıfında görüyorlar. Ama sanıyorum ki ödeme aracı olarak kabul edilebilmesi için daha uzun bir zaman gerekiyor ki artık tam anlamıyla
diğer tıpkı paralar gibi bir ödeme aracı olsun. Benim şu an için Bitcoin'le görüşüm veya altcoin'lere ilişkin görüşüm bu. Ama güveniyorum. Yani ileriki dönemlerde çok güçlü bir şekilde güçleneceğine ve bu dönemlerin geride kalacağına inancım tam. Şimdi hocam, Ayhan hocam, mesela bu varlık sınıfı olarak dedi hocamız. Mesela bazı platformlarda, çoğunluğunda daha doğrusu, coin'leri vadeli de koyabiliyorsun. Seçebiliyorsun. 7 gün, 30 gün, 120 gün diye karşılığında sana coin veriyor. Bu coin, verdiği coin yatırdığın coin de olabilir veya platformların da kendine ait para birimleri, coin'leri oluyor. Bu şekilde de yatırabiliyor. Yani bayağı bildiğiniz bir sistem var orada, bir para sistemi demeyeceğim. Ne diyeyim? Sanal para da demeyeceğim. Faiz coin, veriyor yani. Faiz veriyor yani. Evet. Evet, sakladığın güne ilişkin olarak bir faiz veriyor. Mevduat yapıyor yani. Evet, yani öyle bir sistem kurmuş ki benim gördüğüm bu. Altında daha kaşısam kim bilir neler çıkacak. Hocam siz ne düşünüyorsunuz, Aran hocam? Aslında benzer düşünüyorum. Biraz daha ihtiyatlı yaklaşıyorum Burak Hoca'ya göre ama dünyada, özellikle Batı dünyasında bir yatırım aracı olarak yer edinme ihtimalini yüksek görüyorum. Fakat bir ödeme aracı olarak, yaygın ya da dominant bir ödeme aracı olarak kullanımı ihtimali bence oldukça zor. Yani bugünkü anlamda devlet yapılarının olduğu bir sistemde merkez bankaları, otoriteler kendi kontrollerinde olmayan bir paranın ana işlevi almasına pek izin vereceklerini zannetmiyorum. Sıkıntı o değil ama, mi zaten şu anki süreçte? Son 3 dakika ama pandemi bize bazı şeylerin değişeceğini ve dijitalleştirdiğimizi gösterirken zaten ana konu o değil mi? Yani hani izin vermez falan hikayesi var. Evet, ama öyle bir sürece gidiyor ki durdurulamıyor şu an. Doğru. Yani olabilir. Her şey olabilir. Yani asla dememek lazım ama ben şöyle, Daron Acemoğlu'nun Dar Koridor gibi bir kitabı var biliyorsunuz. Yani orada da devletler, işte otoriter rejimler arasında toplumlar bir dar bir yoldan geçer. Hiç otoritenin olmadığı bir yapıda kaos yaratma ihtimali yüksektir. Bunun ben finans ve para piyasaları için de geçerli olduğunu düşünüyorum. O açıdan bu anlamda merkez bankaları paralarından bağımsız bir paranın olma ihtimali istikrar açısından bana zor gibi geliyor. Ama özgürlüklerin daha artma ihtimali olan bir dünyada, çeşitliliğin varlığına daha fazla izin verecek bir dünyada bence öyle olacak. Öyle bir dünyada şifreli paralar, kripto paralar da kendine bir yer edinecek bir varlık sınıfı, evet, olarak muhtemelen diye düşünüyorum ben de. Çok kısıtlı bir ödeme aracı olabilir, tamamlayıcı, ama ana araç olamaz kanaatimde. Burak hocam, bir şey mi dediniz? Yok, hayır bir şey söylemedim. Süremizin sonuna geldik. Sizin de çocuklarınız var, oyunlar oynuyorlar bilgisayarlarda biliyorsunuz. Para topluyor bunlarda, coinleri var her oyunun. Görmüşsünüzdür, bu coinlerle de mesela benim oğlan araba alıyor. 1 milyon coin diyor, adını ne derseniz, CZ fark etmez. Yani bu çocuklarımızı da öyle bir alıştırıyorlar ki, bilemiyorum ki önümüzdeki süreç nasıl yaşanacağını. Son sözü de vereyim Erhan hocam. Yok, yani tabii ki işte resetleme dediğimiz bir şeyin cevabını tam bilmiyoruz. O yüzden bu ne getirir kesin bir cevabı yok. Ama böyle bir proje, böyle bir teknoloji kendine yer ediniyor, görünüyor. Evet. Düzenleme ve denetimin olduğu bir sistemde altın nasıl kabul edilen, bizim algımızda da bir değer saklama aracı, hatta zaman zaman değişim aracı, hı-hı, rolünü görüyorsa, bu çok daha fazla da görebilir diye düşünüyorum. Ama fiyat ne olmalı, gerçek fiyat zaman alacak galiba onun ortaya çıkması. Hep beraber izleyip göreceğiz bakalım. Umuyorum 200 sene sonra, tabii devamlı yayın yaparız ama 200 sene sonra bu konuları açtığımızda bugünleri de hatırlarız. Doğru. Teşekkür ederim Burak hocam, Erhan hocam. Ağzınıza sağlık her ikinize. İyi akşamlar. Çok İyi teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ve küresel piyasalara gidiyoruz birazdan.